Bak Mevla Teala ne buyuruyor? Sa'de billah bismillah. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Kehf suresinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumu iyi olan müşriklerle efendim ilgilenip onları imana çağırmaya gayret ediyordu. Onlar da geldiler dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz senin yanına geleceğiz de şu fakir fukara, Suheypleri, Bilalleri, Habbab bin Eretleri yanından çıkar. Onlar varken koyun kokuyorlar bunlar ya. Gelmek istemiyoruz. Burjuva takılmak istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demedi o fakir sahabelere siz bir daha bunların yanına gelmeyin. Onlara ayrı davranacağım, size ayrı davranacağım. Öyle bir şey demedi. Ancak otururken o müşrikler oradan geçerken kalktı onların yanına gitmek istedi. Mevla Teala hemen dedi ki vasbir nefsek. Ma'allezine yed'ûne rabbahum bil gadâti vel aşiyyi yurîdûne mecehe. Allah'ın rızasını isteyerek bilgadati vel aşiyyi sabah akşam Allah'ı zikredenlerin yanında dur. Onlarla birlikte sabit kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mevla böyle buyurdu. Ya. Şimdi bizim buradaki dersimizdeki asıl meselemiz ne? Bilgadati vel aşiyyi. Bilgadat kelimesi kıymetli kardeşlerim sabah namazı ile güneş doğması arasındaki mübarek vakittir. El aşiyyi kelimesi demin söylediğim gibi ikindi vakti ile güneş batışı arasıdır. Ben şimdi nereye bağlıyorum? Sabahtan beri size ne söylüyorum? Güneş batmadan ve doğmadan önce yapılacak zikirleri konuşuyor. E nereden çıktı bu? Bak Mevla Teala kaç tane yerde bilgadati vel aşiyyi. Ondan önceki ayet-i kerimede Davut Aleyhisselam'ı konuşurken Sad suresi 18'de bil aşiyyi vel işrak. İşrak vaktini biliyorsunuz. Aşi ikindi ile akşam arası. Buradaki bilgadat efendim sabah namazı ile güneş doğması arası. Buralarda Allah bizim zikretmemizi istiyor. O yüzden uyanık olalım, Allah'ımızın isteğini yerine getirelim. İnsanların isteğini yerine getirdiğimiz yeter. Nefsimin isteklerini yerine getirdiğimiz yeter. Bize bir faydası yok. Nefsimizi dinliyoruz, rezil oluyoruz. İnsanları gayrimeşru dinliyoruz, rezil oluyoruz. Allah'ı dinleyen rezil olmaz, aziz olur. Laf dinleyen abad olur. Laf dinlemeyen berbat olur. Allah bizi berbat olmaktan muhafaza eylesin. Şimdi anladık değil mi? Güneş doğmadan ve batmadan evvel Allah bizden zikretmemizi istiyor. Delillerinizle Kur'an-ı Kerim'den serdetmeye çalıştım. Bak ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hazreti Enes bin Malik'ten rivayetle لِأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ مِنْ صَلَاتِ الْغَدَاتِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلٍ Elbette benim اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ bir kavimle oturmam. Öyle kavim ki sıfat يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Allah'a zikrediyorlar. مِنْ صَلَاتِ الْغَدَاتِ sabah namazından حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ güneş doğuncaya kadar. Yani mesela hatmi şerifler yapıyordu Efendi Hazretlerimiz sabah namazından sonra ışrağa kadar mektubat okunuyordu. Bunlar hep sünnete uygun işlerdir. İsmail Ağa cemaati böyle yapıyor. İsmail Ağa cemaati bunu kendinden çıkartarak yapmıyor. Efendi Hazretlerimiz bence böyle olmalıdır yapmıyor. Efendi Hazretlerimiz tamamıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi taklit ediyor. Onun yolundan gidiyor. Adımını attığı yere adım atıyor Muhammed Efendi Hazretlerimiz. Dini temsil ediyor. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izinden gidiyor. Dolayısıyla tarikat dini yaşamaya söz vermek demektir. Yeni bir din üretmek demek değildir. Bak bu hadis-i şerif Ebu Davud'un Sünen'inde geçiyor arkadaşlar. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde geçiyor. Bir kavim ki onlarla sabah namazından sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmem ehabbu bana daha sevgilidir, daha sevimlidir. İleyye min en u'tika erba'aten min veledi İsmail. İsmail aleyhisselamın soyundan yani atasından bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir peygamber soyundan sanki dört tane köle vardı. Onları azat ediyorum ki bu çok büyük bir iştir. Düşünün koca peygamberin torunu köle olmuş. O zaten normal bir köleyi azat etmek çok büyük sevap. Bir de peygamber torununu azat ediyorsun. Ondan daha sevgilidir. Sabah namazından güneş doğuncaya kadar bir grupla beraber Allah'ı zikretmem diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine devam ediyor. Vele in ak'ude ma'a kavmin yezkurunallaha min salatil asri. İkindi namazından güneş batıncaya kadar Allah'ı bir kavimle bir toplulukla beraber zikretmem. Dört tane İsmail Aleyhisselam'dan soyundan olan kişiyi azat etmemden köle olmuştu, azat ediyor. Daha sevgilidir, daha faziletlidir demektir yani. Ya o yüzden güneş doğmadan ve güneş batmadan ikindi namazından sonra ve sabah namazından sonraki zikirleri unutmayalım.
Yine Hazreti Ebu Hureyre'den rivayetle size acayip bir reçete söylüyorum şu anda. Hayatınızı düzeltmeniz açısından. Her şeyi yaratan Allah'tır. Kalpler Allah'ın elindedir. Huzuru verecek olan Allah'tır. Mutluluğu verecek olan Allah'tır. Malı mülkü verecek olan Allah'tır. Bereketi verecek olan Allah'tır. Mutluluğu verecek olan Allah'tır. Derdi veren Allah'sa dermanı verecek olan Allah'tır. O zaman rota Allah olmalı. Rota Allah mı değil mi? Beş vakit namaz kılmıyorsan rota cennete doğru değil. Allah'ın rızasına doğru değil. Allah'ı zikretmiyorsan rota bozuk kaptan. Çevir bu dümeni, çevir. Ben sana söyleyeyim, gemi hiç iyi bir yere gitmiyor. Alabora olabilirsin yani. Bir bakmışsın Titanic büyük gemi ama Allah'ı zikir yok. Allah'a kafa tutma var. Batmaz bu gemi. Okyanusun dibine batar. Onu ziyaret etmeye gidenler de batar. Bak kayboldu adamlar. Titanic'i ziyarete gidiyorlardı. Bir anda denizaltı bir şeyler oldu orada artık. Neler oldu bilmiyoruz. Belki şirketin çökmek istedi birileri. Neyse yani. Gitti. Gitti. Sen Titanic'i arama babacığım. Sen Allah'a bak ya. Sen Allah'ı zikretmeye bak ya. Allah'ı zikretmeye bak. O olaydan ders çıkar. Kimse batıramaz bunu. Ne oldu? Rota bozuk olunca bir de baktın koca buzdağına bir çaktı. Koca gemi mahvoldu gitti. Ya. Çünkü her şey kimin elinde? Allah Celle Celaluhu'nun elinde. Sen işini Allah'a ısmarla. Fevvillu emri ilallah. Musa Aleyhisselam dedi ben işimi Allah'a ısmarladım. İşini Allah'a ısmarlarsan yarılmayacak deniz yarılır. Öyle bir yarılır ki 12'ye ayrılır. Bir de yani 12 tane yol çıkar. Sen işini Allah'a ısmarlarsan kuyudan çıkarsın, Yusuf olur çıkarsın. Hepimiz bir kuyuya düştük işte yani. Ekonomik olarak düşen var, parası olup hanımıyla sorun yaşayan var, parası var hanımıyla iyi çocuğuyla sorun yaşayan var, çocuğunu evlendiremeyip geliniyle, gelin adayıyla problem yaşayan var, akrabasıyla sıkıntı yaşayan var, borç almış borcunu ödeyemeyen var, evladını saçma sapan bir kurşuna efendim maalesef dert yani kaybetmiş adamlar var. Herkesin kendine göre bir derdi, bir kuyusu var. Bu kuyuya düştük. Hepimiz bir Yusuf olduk. Yusuf olduk derken örnek olarak Yusuf Aleyhisselam nasıl olabiliriz? O peygamberdir. Masumdur. Allah-u Teala'yı çokça zikredenlerdendir. Biz o kadar zikredebiliyor muyuz? Hepsi öte peygamberdir. Kimse onun seviyesine erişemez insanlardan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden üstündür. Ama biz Hazreti Ebu Bekir Yusuf Aleyhisselam'ın üstün müdür? Değildir. O peygamberdir çünkü. Örnek olarak şu, hepimiz Yusuf olduk, kuyudayız. Nasıl çıkacağız? Bizi Allah kurtarır. Yusuf Aleyhisselam'ı kurtardığı gibi bizi de kurtarır. Kurtaramaz mı? Bişri Kafi içki kuyusuna düşmemiş miydi? Düştü. Allah'ın ismine saygı duydu. Bir Allah ismi şerifini yerden kaldırdı. Allah-u Teala onu koca Allah dostu ilan etti. Değil mi? Allah'ın sevdiği kullar zümresine dahil oldu. Mesele kuyudan çıkabilmek. Nasıl çıkabileceksin? Efendim, Allah'a zikredersen Allah'ın ipine sarılırsın. O ipi tutarsın, yukarı doğru çıkarsın. Allah'ı zikretmezsen, önündeki ipi görmezsen, sağa da dönsen karanlık, sola da dönsen karanlık. Allah bizi içine düşmüş olduğumuz kuyulardan kurtarsın. Allah'ı zikrederek, rotamızı düzelterek, Mevla'nın rızasını arayarak, güzel bir hayat geçirip, ahirette sonsuz mutluluğa erebilenlerden eylesin. Bakın size çok güzel bir reçete söylüyorum, hayatınızı değiştirmek adına. Ne buyurdu? Hazreti Ebu Hureyre'den rivayetle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فِيمَا يَذْكُرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ İbni Adem Allah'ımızdan hatırlatmalarda bulunurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızı şöyle söylediğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle aktardı. Ey Ademoğlu اُذْكُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ Sabah namazından sonra beni zikret ve بَعْدَ الْعَصْرِ ve ikindi namazından sonra beni zikret saaten bir saat beni zikret اَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا bütün sıkıntı ve isteklerine kafi geleyim. Bütün sıkıntı ve isteklerini yerine getireyim. Ey kulum! Ama sabah namazından sonra, yani güneş doğmadan evvel ve ikindi namazından sonra, güneş batmadan evvel beni zikret, darlanmış, bunalmış hallerden seni kurtarayım. Saçma sapan bir işe dönüşmüş, efendim bir saça dönüşmüş, için içinden çıkamadığın işlerden seni çıkartayım diyor Allah Celle Celaluhu. Bu bizim hayat reçetemiz olsun. Allah'a zikredelim. Peki nasıl zikredeceğiz? Onları şimdi söyleyeceğim size. Yine ama size güneş batmadan ve güneş doğmadan evvel Allah'ı zikretmemiz gerektiğini ayet-i kerimelerden anlattım. Hadis-i şeriflerden anlatmaya devam ediyorum. Yine Hazreti Muaz bin Enes'ten rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men salla salatel fecri her kim sabah namazını kılar
ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة. Sonra oturur, güneş doğana kadar Allah'ı zikrederse cennet ona vacip olur diyor. Ya bizim Allah razı olsun İçerenköy Merkez Camii'de çok işrak bekleyenler var. Onların vesilesiyle İçerenköy'den nice belalar kalkıyor. Nice belalar kalkıyor. Sabah namazını kılalım. İşimiz yoksa camide oturalım. Camide otur, en azı evinde otur. Ne yap? Güneş doğana kadar Allah'a zikret. Allah'a zikret. Zikredersen ne olur? Cennet sana vacip olur. Girmen Allah'ın izniyle garanti olur. Kesinleşir. Bu müjde terk edilir mi arkadaşlar? Hasan bin Ali radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Ne buyurdu? Semi'tu ceddi. Dedemden şöyle işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yekul. Mâ min abdin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir kul ki, öyle kul ki yusalli salates subhi. Sabah namazını kılıyor. Thümme yeclisi oturuyor. Yedikurullah Allah zikrediyor. Hatta tetlu'a şems. Güneş doğana kadar. İlla kâne zâlike lehu hicâben minennâ. Bunu yapması onun için cehennemden koruyucu bir perde olur. Cennet vacip olur hadisini okudum size. Ebu Ya'la'nın El-Müstedi 1487 rakam. Şimdi size Taberani Mu'cemu's-Sagir, El-Mu'cemu's-Sagir'den okuyorum. 1138. hadis-i şerif. Hem cenneti garantilersin hem cehennemden korunursun. Ne zaman? Bir de başta bir hadis okudum. İkindi namazdan sonra güneş batana kadar, sabah namazdan sonra güneş doğana kadar. Efendim, ne kadar zikredeceksin, ne yapacaksın asgari? Onları şimdi tek tek anlatacağım. İşi olan olur, gücü olan olur. En azından bir şeyler yapması lazım. Ancak adam bunu sürekli yapmaya gayret etti. Her gün oturtturdu. Sabah namazdan sonra yapıyor, ikindi namazdan sonra yapıyor. Ancak bir şey oldu, bir işi çıktı, hastalık oldu. İkindi namazdan sonra yapamadı veya sabah namazdan sonra yapamadı. Peki bu sonuçta nafile ibadettir. Farz bir şey değildir. Kaza namazı gibi düşünme bunu. Nafile. Peki bu nafilenin kazası olur mu? İmam Nevevi Hazretleri El-Ezkar isimli eserinde bunun kazası olabileceğini söylüyor. Efendim. Niye? Hazreti Ömer bin İbn Hattab, yani Ömer İbn Hattab radıyallahu teala anh'tan rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men nâme an hizbihi ev an şey'in minhu. Fekara'ehu fîmâ beyne salâtil fecri ve salâtil zuhri kütübe lehu keennemâ kara'ehu minel leyl. Her kim, bak an hizbihi, hizb virt. Gece okuduğu virtleri veya başka bir zaman, sabah namazdan sonra, iki namazdan sonra sürekli yaptığı bir virdi var ve zamanı var. Bunu efendim kaçırıyor. Bir şekilde uyuyor veya uyanamıyor. Okuyamadığı zikirler var. Sürekli okuduğu, zamanlamasını ayarladığı zikirleri uyudu veya bir şekilde okuyamadı. Ne yapsın? فَقَرَهُ فِي مَا بَيْنَ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الظُّهْرِ. Sabah namazıyla öğle namazı arasında okursa كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَهُ مِنَ الْلَيْلِ. Sanki onu gece okumuş gibi sevap kazanır diyor. Yani kaza edebilir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak burada farz namazın kazasını, farzı konuşmuyoruz. Nafilenin de zikirlerde kazası olur mu? Olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. Efendim, El-Müsafirun babında 142 numaralı hadis-i şerif. Yine Hazreti Ayşe'den rivayetle galet ve kâne nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem Nebiyullah sallallahu teala aleyhi ve sellem idâ sallâ salâten ehabbe en yudâvime aleyhâ ve kâne idâ galebehu nevmun. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd veya kuşluk gibi namaz kıldığı zaman ona devam etmeyi severdi. Ve kâne idâ galebehu nevmun. Ancak kendisine uyku galip gelirse evvec'un an kıyâmin leyli veya bir ağrıdan dolayı gece kalkamazsa sallâ minen nehâri sinte aşrata rekaten 12 rekatlık gece namazını gündüz kılardı. Yani zeval vaktinden önce gece kılamadığı rekatları 12 rekat olarak gündüz vakti, zeval vakti, öğlen namazından önce, kerahat vakti girmeden kılardı. Yani gece kılamadığını sabah kaza ederdi. Neden? Çünkü sürekli gece kılıyor. Virt haline getirmiş ama bir şekilde Allah-u Teala bir hastalık verdi, yapamadı. Efendimiz onu kaza ederdi. Ya yani biz yine söylüyorum bak, kaza namazları tabirini ben burada kullanmıyorum. Farzların kazası gibi bu iş zorunlu değildir. Farzların kazası zorunludur. Çünkü bu borçtur. Biz şu an neyi konuşuyoruz? Nafile namazları, nafile zikirleri konuşuyoruz. Bunların kazası var mı? Var. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba bakımından müstahap ameller sınıfında değerlendirilir. Bu söylediklerimiz. İmam-ı Kurtubi'nin beyanı vecihiyle de başka ümmetlerde bulunmayan bu fazilet Allah-u Teala'nın bu ümmete büyük bir lütfu ihsanıdır. Demek ki diğer ümmetlerde nafilenin kazası yok. Yani zikri okuyamadın gece veya sabah namazdan sonra veya ikindi namazdan sonra okuyamadın
Sen bunu kazasını yapabilir misin? Yapabilirsin. Halbuki farz değil bu, nafile. Ama bu ümmete bir fazilet Allah tarafından bu. Bizim farkımız. Kaza ediyorsun gündüz vakti, gece söylemiş gibisin. Sabah namazından sonra okuyamadın, işin çıktı, hastaneye gittin. Sonra saat 9'da 10'da okudun. Sanki sabah namazından sonra oturup işrağa kadar okumuş gibi sevap kazanıyorsun. Virt haline getirdiysen. Bunu da size aktarmış olayı. Bak ne buyuruyor yine. Ben şimdi buraya kadar ne anlattım size? İkindi namazından sonra akşama kadar, sabah namazından sonra işrak vaktine, güneş doğana kadar Allah'ı zikretmemiz gerektiğini ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden ben size söyledim. Müjdeleri de söyledim. Kaçırırsan kaza edebilir misin? Onu da anlattım. Tamam. Peki ne söyleyeceğiz? Hangi zikirleri yapacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre'den rivayetle şöyle buyuruyor. Men kâle hîne yusbihu ve hîne yumsi. Her kim sabahladığında ve akşamladığı zaman Subhanallahi ve bihamdi 100 merratin 100 defa Subhanallahi ve bihamdi derse lem yeti ahadun yevmel kıyameti bi afdala mimma caa bihi. Kıyamet günü o adamdan daha faziletlisi gelmez diyor. İlla ancak gelir ehadun bir adam ki kale misle ma kale evzade aleyh. O adamın dediği kadar o zikri okumuş veya ondan daha fazla okumuşsa o adamdan faziletli olur. Kim daha fazla okursa o kadar fazileti alır. Hangi zikri? Subhanallahi ve bihamdi. Sabah akşam bunu okuyacağız. Yani sabah akşam ne demek? Sabah namazından sonra okursanız çok faziletli olur. Güneş doğana kadar 100 defa ve ikindi namazından akşam namazına kadar 100 defa mutlaka okuyun. Fazileti kapın. Önemli olan ahiretteki fazilet.